Sevgili canlar nasılsınız bakalım. Geldim devam ediyorum. Evet şimdi bunu dedim ki bu bilgilendirme demeyeyim kaçıyorlar ya hani. Sonra gidip dolaşıp dolaşıp geri geliyor. Şimdi o canlara dedim şöyle yapayım. Ee, sevgili ahmak <laughs> eril ve dişiller. Hani şu bir türlü size gelmeyi beceremeyen dişilleriniz var ya erilleriniz. Onlar için çözüm yolu olarak anlattığım için bunu bunu bunlar çözüm yolu e, videolarımız olsun açılımımız olsun aynı zamanda bunlar da birer açılım çünkü hem bilgilendirme hem açılım bir arada iç içe yapıyorum. E, sadece kart öyle karıp oraya kart çekmeye de e, gerek yok. Önemli olan burada bilgiyi en doğru şekilde bilmek, almak, anlamak, algılamak ve bunu sindirebilmek. En en önemlisi verileni zihin çalıştırmadan verildiği gibi anlayabilmek önemli. Zaten bir yerde size uymayan bir şey varsa iç sesiniz sizin uyumlanmadığınızı söyleyecektir sevgili canlar. Evet. Ee, şimdi kendime şöyle bir e, size ve kendime e, ödül vereyim dedim. Türk kahvemizi, akşam Türk kahvemizi şöyle birlikte içelim. Şimdi ee, bu pembiş deste mi? Ay deste nereden çıktı? Deste açılmış istiyorsunuz. Tamam yaparız onu. Şimdi bu pembiş sevgi pıtırcıklarım, sizler yıldız tohumlarım var ya. Bu sizin için. Sizin niyetinize içeceğim. Ee, bunu da sevgili ahmak eril ve dişilleriniz için bundan bir yudum alacağım. Ee, karşılıklı siz birbirinizle... Şurada e, yeni yılın arifesinde yeni yılın ayına girmiş adım atmışken Şöyle birlikte karşılıklı bir kahve içelim diyemiyorlar ya Onlar adına ben size söylemiş olayım Onlar size bunu teklif edecekler Bu anda şifayı şu kahve yudumunu alırken başlatmış olalım Siz hepiniz de bunun için Hepiniz şu an benimle birlikte kahvesini yapmayan videoyu durdursun kahvesini yapsın gelsin tüm ahmak erillerim ahmak dişillerim inci tanelerim pırlanta tanelerim benim yıldız tozlarım geride kalan eril dişil can dostlarım sevgili kardeşlerim evet şimdi size bu kahveyi karşılıklı sizin birbirinizle ben de sizle içiyormuşum gibi yapacağım. Fark etmez mavi pembiş. Biz nasılsa hem eril hem dişiliz. Hangisini çalıştırırsak oluyoruz. Ama ben dişilim. Daima pembeyi seçerim. dişil. ve bunu da siz kolektifimi armağan ediyor. Maviyi de sizin birer yudum alacağım. Evet öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Tekrar yeni katılan canlılar varsa bu arada henüz bilgim yok. Onlara da hoş geldin diyorum Onlar da size yıldız tohumları Diye bahsediyoruz Hoşunuza giderse Gitmezse yorumlarda paylaşabilirsiniz Evet Özellikle katılan eril arkadaşlara Ayrıca hoş geldin diyorum Neden Özellikle orada adı sanıyla ve fotoğrafını Koymuş eril arkadaşları tebrik ediyorum Amma velakin Eğer 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 Siz bir dişiyseniz Bu numarayı yapıyorsanız hepinizi teker teker kontrole almamı sakın öyle kışkırtmayın beni onu da yaparım eril misiniz dişil misiniz siz harbi eril misiniz o eril fotoğrafını koyup eril ismiyle şu an kanalıma yeni gelmiş o canlar eril eğer öyleyse benim evet erilim de oradan tamam ben de bir şöyle buradan alnından öpeyim seni peki ee, sevgili dişiller siz dişil olup da eğer kendi fotoğrafınız yoksa neden yok bu soruyu bir kendinize sorun şimdi bu açılımın devamını bunun için bir dinleyin bakalım evet önce ne diyecektik sevgili canlar ben ama egosuz ben nasıldı ego bir dinamikti değil mi o, o dinamiği hayatımızda kullanmamız gerektiği kadarıyla şu an tüm dişiller adına ve ben bir dişil olarak bu kahveyi tüm dişilerim adına bir yudum alıyorum. Hepinize şifa olsun ve inşallah hepiniz bu yıl sevdiklerinizle birlikte girer kutlarsınız. O niyetle içiyorum. Bu yudumu da onun için alıyorum. Evet, şimdi ara vermeden aynı anda içeceksiniz ya. Pişt, ahmak erikle eriller, eriklerden çıktı. Ay, erik de çok severim. <laughs> Kuru erik de severim. Evet ahmak eriller. Ahmak dişiller. Sevdiklerinizi onlarla birlikte yılbaşına girmek istiyorsanız, onlarla kutlamak istiyorsanız ne yapacaksınız? İşte böyle davet edip bir kahve içeceksiniz değil mi? Tabii. Hayatınızda altı üstüne gelsin istemiyorsunuz. Ve onu da sonsuza dek kaybetmek istemiyorsanız artık bunu anda karar verip harekete geçseniz akıllıca olur. Bir kez akıllıca davranabilirsiniz belki değil mi? Kendiniz için. Unutmayın ki şu kahveyi o sevdiklerinizle içebilmeniz için. Hadi ara vermeden soğutmayalım. Karşılıklı içiyorsunuz ya şöyle bir dokunduralım. Evet ben bir yudum ondan alacağım. Bir yudum ondan alacağım. Ben gene şu kahvesini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani dünyadaki en çok sevdiğim kahve Türk kahvesi ve sonra da filtre kahvesi öyle diyeyim. O yüzden ne zaman canım isterse gece 2'de uyandığımda bileştiğimi biliyorum. Neden? Çünkü korkum yok. Ay uyuyamayacağım, ay tansiyonum çıkar mı, ay kalbe zarar olur mu? Arkadaşlar kendimi bildim bile günde en az 5-6 tane Türk kahvesi içiyorum. 20'ye çıkarttığım zamanları biliyorum. Piri Reis bile haritayı çizerken Türk kahvesini günde 40-50 tane Türk kahvesi içermiş. Çünkü neden korku yok, ilizyon yok? Korkunun olmadığı yerde şifa vardır. Korkunun olduğu yerde maske vardır, yalan vardır, dolan vardır, hile vardır, can acıtan söz vardır, davranış vardır, söylem vardır, kişi vardır, bilgisizlik vardır, cahillik vardır, ışığı görememek vardır, karanlık vardır. Yani yani ay taraflarımız. Ay 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 ilizyon 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 çıkıyor ya yani şuradan Şimdi ayırdım desteleri. Şimdi size bunu çok güzel anlatacağım. Çünkü şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor burayı ki bundan sonra hem benim kanalda benim açılımları dinlerken doğru anlamanız, doğru rehberliği almanız için, doğru farkındalıkta olmanız için hem de başka can parçası, can arkadaşlarım var benim gibi çok güzel okuyan can arkadaşlarım var. Dolayısıyla onlara da gittiğiniz zaman orada dinlerken o can arkadaşım kim için bilgi veriyor? Onu doğru anlamak önemli. Şimdi sevdiğinizden bahsediyor ama çıkan kartlar sevdiğinizin hayatındaki midası için çıkabilir. Değil mi? Hani bir sürü bir sürü versiyon olabilir. Onun için doğru anlamak önemli. Bu ay ilizyonundan kurtulun. Duygusal dişiler, su grubu dişiler ve su grubu eriller melankolikler. Melankolikten çıkıyorsunuz. Bakın şu an sevgili eriller bu arada kahve içeceğim. Ahmak eriller. Hadi sizden bir yudum alayım şimdi. Sağlığınıza, sıhhatinize. Dilerim ki midanı pencelerinden kurtulur. Hayatınızı kendiniz için devam ettirirsiniz. Şimdi sevgili canlar giden bu ahma geriller sizin niyetinizi içiyor mu ya bunu şimdi bu sözüm size sizin şu an içindeki olun olduğunuz ilizyon nedir biliyor musunuz bu ay ilizyonu peki bu neyi anlatıyor siz şu an hiç korkmamanız gereken bir durumu kabus hale getirmiş korktuğunuz enerjisi geliyor doğruysa evet doğru ben bunu enerjide gerçekten böyle yaşıyorum cennet hanım hani ben neyi kaçırıyorum diye Allah aşkına bana bir yazın orada. Ve lütfen erilsen eril olarak yazı olur mu? Kim olursan ol. Ne demiş Mevlana? Ne olursan ol, kim olursan ol, Ya olduğun gibi gel, ya göründüğün gibi ol, değil mi? Doğru hatırladım değil mi arkadaşlar? Neyse siz nasılsa düzeltiyorsunuz benim canlarım zeka küplerim dikkatli dikkatli gidiyorsunuz. Ne yapayım 20 saat çalışınca normaldir <laughs> cümleler. O videoların sonunda konuşamaz haldeymişim. Resmen sistem konuşmuş benim yerime. Artık dilim sürçmüş ve yalpalıyor. Dilim cümleler çıkmıyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? zeki canlar var kibarlıktan biliyorum beni seviyorlar dile getirmiyorlar ama ben biliyorum kendimi ben kendim çok alçak gönüllü ve mütevazı olduğum için ben kendi hatalarımı da görürüm ama o bir hata değil o tam tersi bir yücelik o masaya yapışmış ki artık o videoyu tamamlayabilmek için çünkü asla hayatımda hiçbir şeyi ben yarım bırakmadım Şimdi korkak ödlekler gibi böyle hiçbir şey hiç kimse yarı yolda bırakmadım Dolayısıyla bir erkekte on kat daha erkeğimdir. Yani erkek eril enerjimi kullandığım zaman dişilken de çok sağlamımdır. Ama ben dişilim işte. Benim daima fincanım eğer bu ikisi arasında tercih bu Mikail'imin rengi. Çok severim ama bu dişil rengidir. Pembedir, sevgidir, aşktır. Dişil dişil gibi olmalıdır. Eril eril gibi olmalıdır. Zaten ikisi arasında kaldıysanız birini seçin bir rolü. Ve özellikle burada hem eril hem dişil enerji çalıştıran diğer canlar için de söylüyorum. İkisini bir arada çalıştırmak değil. O araflıktır. Birini seçin. Birini seçin. Birini. Bir karar. Tek kişi. Tek uçluluk. Tek karar. Net karar. Ama velaki ne yapacağız? Onun üzerinde araştırma yapacağız. Bilgeliğimiz çok olacak. Aydınlanmamız, aydınlığımız ışığı araştıracağız. Bilgeliğimiz çok olmalı, değil mi? Bilgi toplamalıyız. Karar bir tane olur. On karar olmaz. Bir karar vermek için on alan, on koldan, on kişiden, on neyse araştırma yapabilirsin ama 10 karar vereyim diye araştırma yapmazsın değil mi? Demek ki tek karar tek kişi tek uçlu olmalısın. Bu da ne demek sen? Yani ahmak yeri. bir dakika kahve içtim mi sizinkinden? Pardon durun canlar siz şimdi ayırmayayım şöyle birleştirdim sizi. Şimdi görgüsüzler gibi olacak ama siz biliyorsunuz bunun anlamını. Bu da bir şifa çalıştırıyor bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım içiniz rahat etsin. Şimdi sadece kalbiniz ve yüreğinizi temiz tutun. Fesatlıktan, kindarlıktan uzak durun. Yanlış yoldaysanız bile doğru yolu görmeye çalışın. Ve gördüğünüzde doğru yola girersiniz. Yaradan ne der? Ey kolum sen bir yola gir. Sen bir amaca hizmet et. Sen bir şeye hizmet et. Hani bu ille diye yaşam amacın olması gerekmiyor. Ama sen onu çok ister arzularsan. Yanlışsa da senin için doğru kılarım ben onu. Çünkü ben ol dediğimde olur. Ve sen onu yaşam amacı olarak istersen de onu ben sana yaşam amacın olarak veririm. Peki siz, sizin amacınız birbiriniz. Sizin amacınız zaten birbirinizsiniz yaşam amacınız. İlk adamı tabii. Sonra ikinci adım. Bütüne, dünyaya, kolektife, bu kozmoza hizmet etmek değil mi? Elini şöyle bir taşın altına ...koymak demek. Dişiller koyuyor... ...eriller koymuyor. Dişiller eril enerji çalışır, ...eriller dişil enerji çalıştırıyor. E peki bu nasıl olacak? Şimdi dişil eril enerji çalıştırsa... ...eril de dişil enerji çalış, çalış, çalıştırsa ne olur? ile saat çarpıştığı gibi... ...hani aşık oldunuz ya... ...bu sefer çarpışınca ayrılıyorsunuz işte. E niye? Çünkü eril erilliğini... ...yapamadığı için dişil enerjide... ...aptal saptal bekleme enerjisinde dişil bana gelsin diyor. Ya senin adamdan erkekliğin nerede? Yani ne demek dişil bana gelsin dedik bir erkek bir dişilden nasıl kendisini yapması gereken bir hamleyi dişilden bekler değil mi yani? Şimdi bunu soruyorum size. Burada 70-80 videodur. Sevgili Açelyam'ın benim için yaptığı bileklikler arkadaşlar. Bunlar özel bileklikler. Daha tanıtacağım size. Onu, onu ayrıca bir tanıtacağım böyle görsellerini. O bir cam parçamız. Ve onu YouTube'da, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hemen size şuradan da reklam olur mu bilmiyorum. Bakacağım. Onu sizin ayrıca paylaşacağım. Onun için ayrı bir şey yapacağım. Şimdi sevgili canlar. Şimdi buraya kartları açtım. Neden? Ne anlatıyorum? Kaldığımız yerden devam edecek olursak şimdi burada bütün olay siz hani şu an adım atamayan salakolar var ya sizler. İşte sizler maske taktığınız için dişillerinizle bu noktaya geldiniz. Bu diş ilahi dişelin hiçbir suçu günahı yok. Tek suçu günah bu tekamülde ruh planında yaradanın birbiriniz için yaratmış olması, aynı ruh planında görev alıyor, olmuş olmanız birbirinizin diğer yarısı oluşunuz. Neden? Ne demek istiyorum bununla şimdi? Şimdi burada bir tane Ahmak tagral var. Bu siz Ahmak eril dişi temsil ediyor. Aşık adam. Yani at tartım buradaki ruh eşi. Şimdi Ee, bu da sahın aralın onun bunun e, 8 erkek versiyonunun evrilmiş hali. Şimdi bu 8 kere evrildi hala adam olamadı. Siz bir urmiya adam at geçiş yaptınız. Şimdi soruyorum ben size. Bu da bunlar ruh ruheşi. Sahla da bu ruheşi. Değil mi? Neredesin sah? Nereye saklandın? Burada. Ay Cennet Hanım, öf beni çok anlattın. Ben böyle saklanmak istemiyorum. Çok utanıyorum çünkü yaptıklarımla yerin dibine girdim. Zaten beni de haşladıyor. Ha bir haşlıyorsun, ben değil haşa. Ne haddime yaptın. Senin gerçeğini sana sadece burada ayna tutuyor. İlahi sistem ben de bunu anlatan bir kanalım. Hepsi o kadar. Asla kişisel bazda bir şey olamaz. Şimdi sevgili canlı. Sağ ol. U at tart versiyonu. Şimdi Urmia'nın ruh eşi burada ilk başladığınızda hani siz böyle çarpıştığınız fragman başladı ayrıldı ya sistem size. Çünkü niye haksızlık etti bu uyanık. Şimdi bu çakal şu an bir tilkilik enerjisi çalıştırıyor. Bir şeytanlık enerjisi çalıştırıyor. Şimdi böyle sağ omzunun üzerinde her zaman geriye bakıyor. Gitti ya midasının yanına cehennemi yaşattı ya. Böyle bu yatan videosunu izleyen bütün eril enerjiler. Bütün ahmak eril ve dişil enerjilerin hepsi şunu bir izlesen yatağın videonu şunu bir izleyeyim. Bir de tagral videosunu izleyin mutlaka. Tekrar bir de ayna videosunu izleyin. Eski videolar onlar. Birkaç ay öncesi. Şimdi siz hani sağ urmaya çarpıştınız. Bu aşk fragmanı başladı. Sonra sistem bu maske taktığı için ve evliydi. Belki size söylemedi. Belki değil zaten çoğu da söylemedi. ...bazıları zaten evliydi. Niye? Evli olduğunu biliyordunuz. Niye? Belki işte aynı iş ortamında çalışıyorsunuz. Zaten gördüm, bildiğim biri, orada tanıştın. E evli. Hani artık bunu da saklayacak kadar salak o değildir herhalde. E, bir de aynı işimde çalışmıyorsunuz fakat firmalar bir şekilde birbirini tanıyor. Bir iş iletişim içindesiniz. Versiyonlar böyle 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 çoğalabilir. Önemli değil. Sonuçta siz Evrilmiş haliniz. Direkt bakın şimdi. Bir kere evrildiniz. Direkt at tart. Bitti. Bakın iki kart var. 68 kart destesinde Katina'da iki kart var size. Peki ya bu Salako'ya ne var? Bak şimdi. Yani şimdi bunun DNA kraliçesinde ne farkı var? Boşuna yaradan kurban olduğum Allah'ım o kadar güzel. Eee. Neyi nasıl yapacağını o kadar mükemmel, o kadar yüksek, yüce bir deha ile işliyor ki. Şimdi bu aptal avam mida şöyle. Nereye saklandın? Masummuş gibi. Ha, buradayım. <laughs> Alay ediyorum. Ay gülüyorum. Dur Cennet Hanım diyor. Ben şimdi kendimi saklıyorum. Her altta benim başımın altından çıktı. <laughs> böyle de dalga geçiyorum sahla işte artık Turan mı desen dareme desen Tagral mı desen Gamhat enerjisi mi desen oy oy sen bir bilsen ben kaç tane onun Gamhat enerjisine şahit oldum diyor ama tabii diyor benim umurumda değil ki o. Çünkü ben değnek kraliçesiyim diyor. DNA kraliçesi neydi klasik tarot? Elbisesi sarıydı. Daima dedim ki ayrılık yaşayacak bir kişidir. Ve ilahi sistem tekamüllerde der ki bu kişi mutlak suretle hayatındaysa fark ettiğinde devreden çıkar İşte ben sana on devreden çıkar. Sınavlara tabi tuttuğumda bil ki işte sana ruh sesini duy, kalp sesini duy işte. E, bu sezgi gücünü bir duy hani buna akıl vermedim seni evirsin diye. E sana akıl verdim. Bu hani şu inci parçasının diğer yarasısın. Akılsız olman mümkün değil seni onun için yarattım. Ona yakışır olman lazım. E, ve dolayısıyla hani bu da malum enerjileri dayattırdım niye? Çünkü sen akıllı davranmadın. Niye? E, çünkü sen maske taktın. Sen en baştan hesaplı geldin. Ne yaptın? Selena olarak geldin ya uğrmaya. Ya. E sen evliydin. Hmm, şimdi söylemeyenler niye söylememiş? Değil mi? Tabii. Neden? Çünkü size geldiği günle şu an sizde gittiği gün hep böyle kendini saklamış. Yüzünü görüyor musunuz? Şimdi, şimdi burada bu adamın yüzünü görüyor musunuz? Hayır. Peki yani size en başından beri gerçek yüzünü göstermemiş yani. Maske üzerine maske, yalan üzerine yalan. Yalan ortaya çıkınca o yalanı örtmek için başka bir yalan. Onu örtmek için başka bir yalan derken bataklığa batıyor. Şimdi lotus çiçeği de bataklıkta zaten sulak yerde, nehirde, orada burada artık. Henüz canlı görmedim ama tabii ki bir sosyal, bir coğrafik yapıda biliyorum. Nedir? Suyun üzerinde bir işte belki nehirde akarsu nerede yetişiyorsak canlı doğamızı ülkemizde gezip göremediğimiz için maalesef bu hayatta ee, onun çoğunlukla sulak ve zaten bataklık bölgesinde kökü olmayan su üzerinde var olan büyüyen ve bin yaprağı kadar açan bir sonsuzluk çiçeğidir o sonsuzluğu ifade eder kutsal bir çiçektir aslında tıpkı bu eril ve dişil gibi. Dişil ne kadar kök salmak istiyorsa ve diyor ki hani ben buyum. Ben bir yıldızım attığım tohumlar çok sağlamdır. Benimle şifa bulur yükselirsin onur olarak gurur olarak şan olarak hani insanlık erdemleri olarak benimle her zaman yeni kapı açılır çünkü ben bir güneşim ve bu ne yapıyor alaycı alaycı sahtekarlıklarla uğraşıyor. Maskesini takmış. Kendi eşi olan çocuklarının babası annesi olan eriller dişil dişiler eril olarak ağrılsın Çünkü Midan'ın erkek versiyonu var dişil versiyonu var. Sevgiliniz de olabilir evli olmak zorunda da değil. Bu arada benim kanalımda şu an beni dinleyecek olan sevgili dişil ve erillerim evliydiniz, mutlu bir evliliğiniz vardı. İşte bunun gibi bir tane mida, işte evli de olabilir. Bu arada genç olabilir bir tane böyle bir hasta Selçuk Sasa ya da bir iş teklifiyle boynunda böyle bükker. Hani ben çok da iyiyim der. Hani güzelim, masumum, al benim de var. Benim için iş, para önemlidir deyip ama arkada aslında buyum ve buyum ve aslında planım da Hani malum enerjileri dayatacağım sana. Evlenmek istiyorum. Evlenmezsen bunu alasını dayatacağım. Çünkü ben anne olmak istiyorum. Çocuk doğurmak istiyorum diyor. Ve hoş geldin Mida. Bütün şu enerjilere şu maskeyi takarak evlendiği günden beri kocasına maskeli olan bir kadın, bir dişil, bir eril, bir e, eril enerjiyi anlatıyoruz. Adam diyemeyeceğim ona çünkü adam olan öyle yapmaz buna kadın diyemeyeceğim çünkü bu da kadın değil. Hani kadın gibi olan kadın da bunu yapmaz zaten. Şimdi sahla evlendiği günden beri bu sahla evlenene kadar sah askerdeyken bunun oynadığı rol şu. Tattaret rolü. İşte diyorum ya Anneni, babanı, evini, aileni, sülalini, amcanı, teyzeni yani gider amcanın evini temizler yani. Hani o yeter ki evlensin. Hani bir kapı bulmuşsa yapışsın oraya. Hani komşusu siz belki iyi niyetli olarak kızı gibi bile görüyorsunuz. Genelde bu da zaten e, şöyledir hani aşık olduğu erile genelde o erilden yeşi ufaktır bunun. Ee, ama eğer zaten siz birlikte olduğunuz zaman yasak elmayı yerken o evlendiyse sizi üçlü ilişkiye kattıysa da bilin ki bu ondan ya bir yaş ya 25 yaşa kadar büyüktür yani. anlatabilirim muyum? Hani eril bu erilden büyüktür ve o erili bu evlilik teklif etmiştir zaten. Eril askerde sağ diyelim. Şimdi senaryo kuruyorum ben size çok net anlayacaksınız. Şimdi sağ askerdeyken bu bütün sülalesini ele geçiriyor. Alttan oyuyor. İşte zaten maske asıl oradan verilmiştir. Ta ilk günde. Neden? E Çünkü onda tekamülü böyle. Hani onu da suçlamayın yani. Haddini hududunu aştı. Affedilir tarafı yok ama haşaf etmek bize değil arkadaşlar. Size düşmez, bize düşmez, bana düşmez. Onu yaradan affeder ancak. Tabii ki ettiğini yaşatır mutlak suretle çünkü size sevdiğinizi gönderemeyen bu hain ta işte böyle yani e, bu çünkü daha evli değildir evlenmek isteyen e, bir genç hanımı e, anlamı bu budur yani tatlar etin ve mutlak suretle evlenmek ister. Ve bunun ben şöyle ifade edeyim çünkü çok net anlıyorsunuz değil mi? Ruh hastası, şizofren, melankoliye bağlayan ağlak mı ağlak, ağlak mı ağlan dibi yani. Hani öyle böyle değil. E, kesin şöyle söyleyeyim size. Ya hava grubudur ya su grubudur. Çünkü o da zihin çalıştırır. Anladınız mı? Onun için o kılıçları saplıyor sevdiğine. Şu yatağını evlendiği günden beri yaşatıyor. Sizin ki biraz salak olduğu için ancak siz de çarpıştı. Sizin o daha kim olduğunu ne kadar ilahi ve yüce olduğunuzu bilmeden bu neden seceresini çıkarttı? Neden? E çünkü mütemadiyen bu malum enerjiyle uğraşıyor. Çünkü mütemadiyen bu enerjiyle uğraşıyor. Mütemadiyen sana bu enerjiyi yaşatmak için uğraşıyor. Ve elementi abanoz abanoz. Çünkü kendi acı çeken bir ruhtur ve abanozdur. Sebebi sürekli idizyonlarda yaşadığı için ve sürekli maske taktığı için. Yani bu zaten ruh hali sağlıklı biri değildir. Hani e, genç kızlığından biri böyledir yani. Bırakın ki. Rabbim çocuklarını korusun diyorum yani öyle böyle değil. Çünkü çocukları bile çok inanılmaz kullanır ve babaya karşı da kullanan biridir. Hani çocuklarla babasının arası bozuluyorsa babadan sebep değildir. Emin olun bunun çirkefliğindendir. Baba mükemmeldir, babaya sen babalığını yapmıyorsun diye. Hani bunu böyle kullanır yani. Velhasıl önümüzdeki tarihlerde tekrar sizin bu haksızlık eden eril dişilerinizin önüne sam Samyeli'yle atlayacak tekrar. Nasıl atlayacak? Tabii şöyle zıplamayacak. Kapıyı bir açacak bu kapıda. Çünkü bu şu an dışarıda. Yani aynı evde olmayanlar için söylüyorum. Zaten hele aynı evdeyseniz onun elinden hiçbir şey yemeyin. Siz bilin ki tuzağa düşürecek. Peki neden önüne atlayacak? Neden tuzağa düşürecek? Geleceğim şimdi orayı. Bunu bana unutturmayın. Şimdi sahneydi askere gitmişti. Askerden gelecek. E, anne baba da artık oğlumuz askere de gitti geldi. Yani Okul da bittiyse işte liseyi bitirdi. Ortaokulu bitirdi. ilkokulu bitirdi. Üniversiteyi bitir. Hadi evlensin çalışsın paraları getirsin bize de baksın. Hani bu düzeyde bakan bir anne babaysa zaten günahlarına girmeyelim. Tabii böyle düşünenlerin e, olumsuz katkısı bu senaryoda olduğu için böyle bakabilenler de ...katkısı ne olmuştur? Olabilenler için söylüyoruz. Olmayanlar için değil. Ve bu arada... ...bu taraftan haklı olan eril ve dişilleri... ...siz evliydiniz. Çocuklarınız var, mutlu bir aileniz vardı. İşte bir tane Selçuk Sasa geldi aldı elinizden. Veya bir tane Atem Deva enerjisiyle kendini attı ortaya... ...eşinizi çaldı sizden. Veya evliydi dastarla aldı, midayla aldı veya işte büyücü parsadrayla dost yönünden düşman olarak aldı. Belki de zaten ya sizin tanıdığınızdır ya eşinizin tanıdığıdır ve eşiniz size tanıştırmıştır veya siz tanıştırmışsınız. Siz tanıştırmışsınız çünkü sizin böyle arkadaşınız olmaz siz tanıştırmazsınız. Eşinizi elinizden alanla onun arasındaki ara bulucudur. Şimdi bir enerji, iki enerji, üç enerji, dört enerji, 5 6 7 8 2 de sizin var 10 dişil enerji çocuk kız çocuğunu ayırarak 10 tane dişil enerji versiyonu var. Yani karakter enerjisi, ruh enerjisi, kişilik enerjisi var burada arkadaşlar. Ve bunlar da işte hayatınızda size bu cehennemleri yaşatan gerçek hayattaki dişil tipler. Eriller burayı iyi dinleyin. İşte bundan sonra hayatınıza kime alıyorsunuz? Yeni biriyle tanıştıysanız bu dişil karakter ve enerjilerden biri mi değil mi? Size nasıl yaklaşıyor? Ne yapıyor? Ee, sizi sizden iyi tanır bu arada. Onu da söyleyeyim. Öyle çakaldır. Peki. Şimdi senin bedensel, tensel tutkun yükseldi. İşte bil ki hemen derhal şu enerjiye geçecek ve bunu hat safhada kullanacaksın... bir şey teklif etmene gerek yok. Hani bir ev, bir oda olsun o hazırdır. Bu bunlar bu tip enerjilerdir ve bilin ki hani bunlar saplantılı. Hani ileride evlendiğinde, evlendikten sonra farklı yanların da ortaya çıkar bu anlamda. Farklı ver, e, özellikler olduğu da çıkar ortaya. Şimdi bu bir... Bu bedensel, tensel, cinsel arzu ile ilgili. Bu da asiranta enerjisi de yine abonozdur. Tıpkı aynı tattar etin ablası bu da. Daha önce anlattığım videolara da bir dönüp tekrar izleyin. O videoları izlemeyenler varsa çok daha iyi anlayacaktır. İzleyenler de izlemeyenlere tavsiye etsin lütfen. Yardımcı olun birbirinize. Şimdi bu genç kız da sağ askerden bekliyordu. Ailesinin, sülalesinin eline geçirdi. İşte belki sizin bir ablanız, kız kardeşiniz varsa bile... ...abiniz varsa bile işte öyle. Onu bir de ele geçirmiştir. E niye bu böyle yani? Kendini herkese yamayacak, herkes ona hizmet edecek. Herkes o evlenmek istiyor, dünya ona çalışmalıdır gibi baktığı için... ...hani siz e, hatta şu kadar küçük hani kız versiyonunda. Komşunuz, akrabanız, kuzeniniz vesaire de size göz koymuştur. Daha çocukluktan beri size aşıktır. Ee, onu isteseler bile evlenmez. Çünkü o kendince kafasında sizinle evlenmeyi kafaya koymuştur. Sizi tavlayacaktır. Böyle hastadır yani. Komşusunun eşi, adam evli, çocuğu var mesela. Göz koyduysa ona ondan çocuk yapmak istiyorsa... ...onun hayatını cehenneme çevirir. Bu öyle bir enerjidir. İşte ve mutlak surette de genelde yüzde doksan benim karşıma çıkan açılımlarda canların anlattıklarında bu versiyonlar genelde evlilik teklifi ede şu anki cehennem hayatını uğrattıkları erillere evlilik teklifini teklif eden de genelde bu hastalar oluyor. Tat Tattaret bu. Şimdi sah geldi askerden şey gamhat geldi askerden pardon şimdi durun onu bulayım. Şimdi eşleştirerek anlatayım size gahmat neredeyse burada ben zaten de yakışıklıyım da havalıyım da cebinde 5 kuruş parası olmazsa bile zannedersin ki o son hüküm hükümdarı şimdi bu çaylak zaten buradaki elementi nedir bunu elmastı ya hani bunun şimdi asıl evleneceği onunla evlenmek isteyen dastar burada İşte bunu sakladığı arkada öndeki yüzü bu bakın şimdi bir buna bakın bu da kendini masum gösterir neden çünkü bu ruh elementiyle gam hata yaklaşırsa uyumlu olmayacağını bilir çünkü 50 bin tane enerji çalıştırdığı için gam hatın enerjisi elmas değil mi elmas para lüks şehvet oluk oluk para aksın tatilse on numara olsun evse dubleks tripleks olsun 25 oda olsun, malikane olsun, sultan ya. Ee, dolayısıyla bu da zaten cahil, ablak. Hani kafa hiç çalışmıyor. Bütün olay sadece dişiller peşinde koşmak olduğu için kafa başka bir şey çalışmıyor. Ee, dolayısıyla da ruh elementleri öyle olduğu için bunlar evlenirler. Tamam Devreden çıkar şimdi bu olay. Dolayısıyla bu, bu gamhat askerdeyken ki bu versiyonu o bu enerjide Gamhat askerden geldi, tavlayacak, evlenecek ya. Altyapıyı da hazırlamış ya. Gamhat'ın annesi, babası da dedi ya. Oğlum şu vardı şu kız var. Oğlum şu akrabanın uzaktan şu tını var onun kızı var. Oğlum işte siz ya da şöyle bir arkadaşım var bu. E oğlum evden ya hani. Ne hayat nereye kadar yalnız geçecek dedi. Aa ben niye evleneyim diyen bir adam yok ya zaten ortada. Hani ne hak getire ki kendi fikri olsun, düşüncesi olsun, söylesin, istiyorum, istemiyorum. Hayır, ben şu an evlenmek istemiyorum. Ben gençim ya dur askerden yeni geldim ben biraz hayatımı yaşayacağım demek yok. Tamam anne kız, kız var, kız ya kadın mevzusu ya. E tamam anne gelsin bir göreyim falan gördü ve paat elementler ruhlar uyuşuyor çünkü. Burada da ruh eşliliği var. Ve buraya kadar evlendiler. Çünkü bu zaten evlenmek istiyor. Onun için çalıştı çünkü zaten Gahfat askerde iki. Evlendiniz. Okey. Tamam. Şimdi bunu şuraya yerleştireyim. Şimdi evlendiniz ne oldu? Ay bu ben evlendim dedi mutlu oldu işte baba olacağım bilmem ne dedi işte bir işe başladı terfi aldı bir şey bir şey oldu yani. Eli de para gördü işte ben, aileden de varsa zaten zümrüt istiyor. Tamam. Peki zümrüt bu dastar olan eşi elmasa elmastılar ya biraz daha para görünce bunlar ne oldu? Bu sefer zümrütü istedi. Ay hakikaten bu arada da bilmiyorum. Hiç böyle şeylerim olmadığı için zümrüt mü elmasın üstü elmas mı zümrütün üstü bilemem. Önemli olan burada üstünlük dediği. Burada olay şu. Artık yaş biraz daha ilerledi, evlendiler. Bakın burada anne baba oldular. Bu da zaten Aral da evlenmek isteyen adam. Çünkü niye? Askerden geldi ya Gamhat. E bu da zaten tuzak kurmuş ya Tattaret'te. Aileyi de ele geçirmiş. Aileye de bunu söylettirdi ya Gamhat'ı tavladı ya. Sonra evli Dastar'a döndü. Şimdi Dastar enerjisinde. O Gamhatken. Sonra... Aa diyor tabi bu şimdi sürekli mütemadiyen para isteyen alaycı bir tip hiçbir şeyde memnun olmayan kıskanç biri arada göz açtırmıyor ki. Burada da ruh eşliliği devam ediyor. Ruh eşliği derken buradaki ruh eşliliği sizinki ile aynı ruh eşliliği değil. Burada amaca hizmet eden ruh eşliliği. <laughs> Bakın eriller kahvenizi. Bakın gördünüz mü? Kalp var. Gördünüz değil mi? Sevgili dişillerim, kalpten vazgeçmişler. <laughs> ay 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 Peki, evet bunu da yaptıktan sonra şimdi ne oldu? Tabii bir, birkaç yıl geçti aradan. İşte hamile belki anne oldu burada. Çünkü anne burada artık baba olmuş bir adamı gösterir ve aral ona bakar. Hani böyle kedi köpek gibi çalışır. Dizin dibinden ayrılmaz. Ona bakar. Bakın o yüzü ona bakıyor. Bu alaycı Hani öyle melun bakıyorsun bana seni çok güzel de kullanıyorum ama aslında ben de hani senin istediğin gibi gördüğün gibi biri değilim ama sen de bilmiyorsun ben de buna çok gülüyorum. işte böyle alaycıdır zaten. Ve Aral mükemmel bir baba olur. Ve hakikaten o gamhat enerjisinden çıkan o delikanlı evlendiği zaman fakat bilmez ki yanlış bir evli hayatını ileride zindana çevirecek bir midaya gerçek yüzünü yavaş yavaş göstereceğini bilmediği için çünkü gamhat ne kadar gamhat enerjisinde de olsa ne kadar da para elmas şans fırsat hani iş kariyere önem verse de haklı olarak o bir eri çünkü doğasına yaradan şöyle yetişti yerleştirmiştir hani sana fiziki güç verdim kas verdim adele verdim akıl da verdim zeka da verdim özel yetenek de verdim. Hele benim sadakam olan bir gerçek aşk Yakut Rabbimizin sadakasıdır da verdim ama senin haberin yok der yaradan orada. E, evrileceksin oğlum der. Ve senin bir hakikatli ruh işin var daha onu tanımıyorsun işte bir Urmiyan var onunla çarpıştıracağım seni der haberi yoktur onun. Urmiya da bir salako onun da haberi yok daha. Şimdi Gamhat kendi hayatını yaşıyor. Urmiya orada kendi hayatını yaşıyor. Fakat bunlar birbirinin yarısı. Fakat hayatlarında ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü tamamlanamazlar hiçbir zaman. Hep bir tarafları eksik kaldığını hissederler. Neden? Çünkü bu askerden gelmiş tertemiz pırıl pırıl bir delikanlıdır. İşte okulunu bitirmiştir. İşte anne de başını bağladı bir şekilde bununla. İşte belki kendi kendine bağladı. Ödeleri de olabilir öyle de çünkü bunlar. Versiyon 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 olabilir. Burası kolektif. Birçok enerji yansıyor. Fakat bu temiz delikanlı Genç tabii özgür ruh. Aslında özgür değil ama o bilmiyor özgür olmadığını. O zannediyor ki ben yeri göğe sığmam. Bütün oto konarım. Hani evlensem de aldatırım. Bütün dünyadaki hatunlar benimdir. Çiçekler benimdir. Ben de böcek ondan ona uçar uçar konarım zanneder. Halbuki yaradan onun için hazırladığı plandan haberi yoktur. Dünya hayat hep böyle gider zanneder. Ve derken bu Gamhat bu Tattaret'le evlendiler ya bunlar. Pardon Tattaret ondan önce böyle çalıştırdı ya. Ee, zaten bu velankolik enerji, acı enerjisi, elem, keder enerji... Bakın yani daha yaşı kaçtır. Ruh hastalığıdır. Yani şu şu şizofrene bağlamadır. Yani dibe vurmaktır. Hani abanoz yani daha başka ötesi var mı? Abanoz öğrendiniz artık açılımlardan. Nedir? Acının dibidir yani. İşte. İleride sana bunu yaşatacağım, hayatı zindan edeceğim ama senin haberin de yok der. Ama bu başından beri her şeyi planlamıştı. Unutmayın ki evlilik planını uygulayatan da buydu aileye. Ama öyle bir yaptı ki onun ruhu bile duymadı. Kafası da çalışmadığı için kendini de çok özgür zannediyor. Bilmiyor ki kafesin içinde herkes onunla oynuyor, haberi yok. Hayatı onun dışında herkesi yönetiyor, haberi yok. Başını bağlamış bu aileyi de bağlamış. Aile de buna yardımcı oldu bilmeden. Çünkü bunu iyi sandı. Çünkü onlara çok iyi hizmet etti o askerden gelene kadar. İşte veya yurt dışındaydı geldi. İşte veya veya bir şey bir şeydi. Belki bir deniz yolu bir gemide deniz aşırı çalışıyordu. Belki başka bir ülkeye gitti. Bir inşaat vesaire varsa öyle bir iş o tarz bir proje gitti çalıştı geldi. Bir şekilde bu onun yolunu bekler. Buna zaman vardır. Ve o bunun cehennemini o günden hazırlamaya başlar Gamhat'ın. Çünkü evlenecektir onunla. Ve bunu Gamhat'ın annesi babası da der ki işte oğlum bu kız var alacağız dediler ya. Bu hiç demez ki yani bu kim? Kimin nesi bir araştıralım. Araştırmadan evlenmiştir. Bu evlilik teklif etmiştir. Bu da kız gibi kabul etmiştir yani. Emin olun. Ve bu bundan çoğunlukla büyük olur genelde. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Bu ben özgürüm zannediyor. Bilmek ki yıllarını vermiş bunun eline. Bu daha askerdeyken vermiş. Haberi yok. Tattaret'in eline verdi ya. Niye? Çünkü bunlar aynı mahalle çocukluk arkadaşları. Çoğu kesin böyle çıkıyor arkadaşlar. Kolektifteki iki yıldır takip ettiğim bu olayda. Dolayısıyla bu anlattığımız senaryo, ağır senaryo işte ruh ikizleri yolculuğu, bütün ruh ikizleri hepsi giriyor içine. Ruh ikizliği bu arada hem ruh ikizleri hem doğal ruhlar hem ikiz ruh alevler hem de ruh eşleri için kullanılır. İkiz ruh hem yolculuk olarak vardır hem de hepsini temsilen kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla tatları tabi çalışıyor hani evlenecek evlenecek bağlamış ya melankoliyi. E, ee, yaz delikanlıyı da gördü zaten toy bir delikanlı yakışıklıysa da bir de zaten ne yaptı ben bunun başını bağlarım dedi. Anne dedi ki oğlum bununla evlen hiç demedi ki anne ya kız kim kim buldu hani ben istiyorum mu, istemiyor muyum? Hiç demedi ki anne nereden buldunuz kim bu? Bana evlilik teklif diyor ben erkek olarak etmiyorum bunu bir de sorgulamadı. Dolayısıyla anne de hiç oğlu anneye de bile sormadı. Kimin neyse anne hani bir şey yapalım o kendine göre çok araştırma yaptığını zanneder ama salak olduğu için yapmamıştır o. Onun için bir dişil olsun tamam ya önemli değil evde olsun o nasıl da çok özgür ya adam. Mesela bir bilmem ki anneyi bağlamış, onu bağlamış, altyapı hazır, onunla evlilik teklif ediyor. Evleniyor o hala kendini özgür zannediyor yalnız. Ve nasıl evlendikten sonra ne oldu? O gam hat enerjisi gitti, babaya bağladı. Hele baba oldu bir, bir çocuk da olduysa. Şimdi ne oldu? Dedi ki benim daha çok para kazanmam lazım. Bu da zaten hep onu der zaten. Hiç memnun olamaz yani. Hep bana pahalı markanın çantası olsun. Hep pahalı yerde, istediği yerde tatil yapsın. işte istediği evde otursun. istediği arabayı alsın. istediği zaman istediği yere gitsin. Geçse. İşte evde kristal bardak mı kullanılması gerekiyor? işte paşa başa, Ay, marka ismi de vermeyeyim. Pardon. Yani en kral hangisi ise olmalı İngiltere kraliyet ailesinden hani belki oradaki Şamdanı isteyecek masanın üzerine o derne hasta yani o derne para tut konu yani ruhu para konuşur. Dolayısıyla zümrüt de zaten para kazanç hani mal malla ilgili kazanç yani dünyadaki bütün mal komşusu zengin, ondan zenginse... ...ve veya arabası bir tık onun üstüyse ben o arabanın bir tık üstünü istiyorum der ya yani onu da istemiyorum hani onun bir tık iste olsun bende de dolayısıyla öyle biri ve aralda onu memnun etmek için zavallım çalışır da çalışır çalışır da çalışır sizin bu salakolar baba da olmuştur ya mutlu olmuştur çocuğum oldu Çocuklar çok severler bu arada çok da güzel baba olurlar hakikaten anne babaya ebeveynlere bağlı bir de ay çok önemli bir şey anlatacağım Bunlar kendini çok gelenekçi bir aile olarak düşünürler hile hurdanın sınırı yoktur Hani kendilerini çok dindar, çok mutasip, çok gelenekçi, çok Osmanlıcı, çok böyle asil bir aile olarak görürler. Bütün halkları da yerler bu arada. Hile hurdanın bin, bin para kendisi de öyledir. Ee, onun için sonra diğerleri de herkesi de öyle görür çünkü ruhu öyleyken. Ve dolayısıyla ne olur? Karşısına da yaradan o ne yapıyorsa onu onunla aynı tarzda insanları çıkarır ki... ...o hatanı gör bunu şifalandır bunu daha yapma orada yanlış bir şey yapıyorsun... ...doğru yoldan saptı, haksızlık yapıyorsun onu yapma der. Fakat o sesini dinlemediği için tıpkı sizde yaşadığı aşk tekamülünde olduğu gibi... ...fakat bilmiyor ki bütün tekamülün bu aşk tekamülüne bağlanacağını daha onu bilmiyor... ...kendi hayatını yaşıyor zannediyor sonsuza dek midasıyla birlikte yaşayacak... Velhası Mida'yı bilmiyor ki kıskanç onu artık boğacak hasta edecek kadar bir şizofren kıskanç olduğunu tabii ki bilmiyor. Salako eriller siz, sizin için dişiller bir yudum alacağım. Ve artık iyi bir baba olmuştur. Çocukları sever ve bütün olayı hakikaten de sadıktır o zamana kadar hani yani evlendiği günden beri şu ana kadar aldatmamıştır Sadık da. Ha bakar cilveleşir herkesin ağzının içine girer o huyu vardır gam özelliği var çünkü. Ama velakin e, tam bir gerçek anlamda ruhsal bedensel tensel aldatma bir naşık olmayı yapmadığı için ki zaten yaradan da yapmasına izin vermez. Çünkü at tarta yolunu çıkarana kadar yoluna çakıl taşları döşer İşte o hayatında çıkıp girip çıkan girip çıkan onlarca kadın bunu evrilmesi için at tartla kavuşana kadar yani urmayayla çarpıştığı ana kadar bu olay böyle devam eder. Anma belaki. Bunun istekleri çoğalınca, bunun kıskançlığı artınca evde huzursuzluk başlıyor. Aslında mükemmel bir adam haline geliyor. O gam hat enerjisinden çıkıyor. Bildiğiniz beyaz atlı her genç kızın evlenmek isteyeceği bir adam karakterine giriyor. Yani aslında gerçekte de hani sizle de evlenirse olacağı mükemmel bir baba, eş olur. Fakat tek farkı burada yakut olur, zümrüt olmaz. Şimdi bunlar evrilme aşamalarını anlatıyorum. Dolayısıyla bu artık varıyor bunda bu da memnun olmuyor sürekli bir şey istiyor Mızmız mı ya kıskanç ya göz açtırmıyor. Bu işten eve gider evden işe gider çalışır parayı da buna teslim eder. Bu da ne derse onu yapar bunu da kendinden akıllı zanneder hep bunun aklıyla hareket eder. Derken ne oluyor? Biraz daha para kazanıyor. Yaradan buna biraz daha veriyor. Çünkü ne zümrüt ya elmastan zümrüte geçti çalışmak istiyor. Para 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 diyor. Deve yüküyle param olsun diyor. Bunu da sadık eşim, çocuğum için kazanayım, kendim için kazanayım da demez. Bunun için bu istiyor diye deve yüküyle para. Hani bu sadık eşim, çocuk, hele baba da oldum zaten. Bunlar için çalışacağım tabii. Ne olacak? Ömrün sonuna kadar onlara yaşıyorum derken bu zümrüt ve elmasın en büyük parasını çalışmak için kılı kırk yarar, hayatını çalışmaya adar, kendini unutur. Belki on yıldır aynı eski tişörtü giyer. Fakat bu ee, hani her gün dışarı çıksa her gün yeni marka bir şey alır. Hiç sana bir şey alalım da demez yani. Ve bu da hiçbir gün demez ki bu beni nasıl hiç düşünmüyor. Hani bu benim evlendiğim kadın ben bunun için bu kadar çalışıyorum. Hani nasıl bu benim için hiç düşünmez. Ve bu da hiç o kadar kılsızdır ki hiç demez ki... ...hani niye hep sen istiyorsun ha, bu sefer bana alalım demez yani. O derneği saftiriktir. Yüreği temiz niye çünkü sizin diğer yarınız bunun gibi şeytan değil ki hani şeytani enerjiyle gelmemiş ki kötüye siyah enerjiye hizmet etmek için dünya planına gelmemiş ki çünkü bunun bağlanacak sizin diğer yarınız burada sadece onunla evriliyor peki neden yakut olarak evrilmiyor der ise yakutun kıymetini erilerin anlaması için evrilerek öğretilir arkadaşlar diş ile doğuştan verilir ve ölene kadar da onunladır bitti onun için bunun para da ilişkisi olmaz. Ve o yüzden de sevdiğini asla aldatmaz. Bu değnek kralı vardır işte. Bu değnek kraliçesi ya. Klasik taratta. Bunun hep bir değnek kralı vardır elinin altında. Cilve de atar. Hani bu yokken yanında. Göz süzer. Cilve yapar. Tattar etin genç hali yani. Neredeydi o tattar et? Nereye kayboldun kız? Heh. Burada. Bu. Böyle. Masumum. E, tam da evlenecek kızım ama tam bir baş belasıyım. Sen bilmiyorsun. Sen benim yeni avımsın. Böyledir yani. Ya bu enerjiler böyledir. Çünkü tekamül için bu şekilde gelir arkadaşlar. O da onların tekamülü. Dolayısıyla bu para elmas zümrüt istediği için tabi bunların elementi de nedir? Zümrüte zümrüt artık. Şimdi gam hatta da ne yaptılar bunlar? Gördüğünüz gibi Elmas isteyecek. Nedir elmas? Neyi anlatıyordu biz de Katina'da? Başarı, iş kuralım, para getirsin. Kim para verecekse bize o gelsin bize. Biz ona adım atalım o olsun, iş fırsat. E erkek de bunun için gelmiş. E DNA'sında bu kodlu. Zaten tabii ki bunu isteyecek. Hani diyor ki ay ne kadar güzel bir eşim var. Bana tam da erkek gibi, arkadaş gibi, bana da çok uyumlu zaten diyor. Hani benim istediğimi istiyor, çok düşünüyor, çok seviyor bizi, iyiliğimizi düşünüyor diyor. Tabii zavallı öyle zannediyor. Ne bilsin bunu şeytan olduğunu. Yıllar sonra anlayacak. Anya'yı, Konya'yı da iş işten geçecek. işte. onu da bakalım şimdi anlatacağız daha. Durun bakalım. Şimdi gam hatta bunu da buraya koyalım. Şimdi tatlerini başka bir ileri versiyonu var. Ona da geleceğim. O da bunun gam hatın evrildiği. Şimdi tatlar etle Nerede o Turan? Turan'ı bulayım. Sevgili canlar. Bunları yine size hatırlatıyorum ki. Şimdi Tattaret'in büyümüş hali ablası Asiranta böyle. Bu evlenmek isterkenki ilk hali. Bu da daha sonra evlenmiştir, boşanmıştır. Belki bir daha evlenecektir. Veya bunun ileriki yaşı. Size şu an size hazırladığı senaryo bu Asiranta senaryosu. Ona geleceğim şimdi size kurduğu tuzak bu şimdi. Onu anlatacağım. O burada şöyle bir kalsa... Şimdi gam hatın abisi kimdi? Dare'yi dedim. Daha önceki videolarda anlatmıştım size. Elmasa elmas. E zaten de ne oldu? İşte gam hatın ileriki yaşı yani biraz daha büyüdüğü zaman baba olduğu zamanki hali Dare. İşte Dare'nin o zamanki o yaşta yaşı ilerlemiş olan ...Tattaret'in... ileriki yaş versiyonu da bu. Artık parayı bulunca biraz mutlu oluyor demek ki bu melankoli enerjisinden birazcık çıkıyor. Ama durun hiçbir zaman kurtulmaz tabi o her zaman vardır da bir süreliğine kurtulmuş. Dolayısıyla ne oluyor? Gamhat büyüdü abisi Dare oldu kendisi yani yaş ilerledi ve bu da yine eşi çünkü elementler aynı olmazsa evlilik olmaz arkadaşlar. Bu evlilik içinde şimdi enerji versiyonları yıllar geçtik diye neye doğru evriliyorlar onu anlatıyorum. Hangi enerjiden hangi enerjiye geçiyorlar. Hangi kimlik kişilikten nereye doğru evriliyorlar onu anlatıyorum. Dolayısıyla Gamhat Dara'ya evrildi. Tattaret'te Dastara evrildi. Şimdi anlatacağım. Devam edelim. Peki... Şimdi zaten burada Asiranta e, ve bunun Tatdaret'in ruh elementi neydi? Abonoz. Yani daima üzülür, daima melankoliktir, daima kıskançtır, daima ruh hastalığına bağlar. İşte sen beni zaten hele evlendiyse, zaten emin olun ki Gamhat bunu evlilik içerisinde tanıdığında boşamak istediği zaman da bileklerimi keserim, intihar ederim, ben ölüyorum. Hatta gider ben hamileyim derse mutlaka hamilelik şeyine ayrı bir şeyi de çek edin. Yalan çıkabilir çünkü çok iyi yaparlar onu. bir de şöyle de gerçekte hamile çıktıysa da işte siz tam onu mahkemeye vereceğiniz zanneder. Bir gün akşam sizi gelir içeri ondan sonra işte enerjileri de dayar. Abanoz, melankolik melankolik yapar. Siz zaten yufka yürekli kalp sevgi adamısınız ama daha bunun farkında değilsiniz. Şu an para elmas zümrüt özgür gam hat enerjisindesiniz, dar enerjisindesiniz. Dolayısıyla o da size biraz melankolik duygu, aşk e, yapınca siz hemen tab oluyorsunuz. E, acıyorsunuz ona. Pahat o akşam bir birliktelik yaşandı mı? İşte bu o onun için hazırlar. Halbuki özünde de o değil sana onu öyle gösteriyor. Çünkü arkasını döndüğünde anda üzüntüsü kalmaz. Velhasıl Yaş ilerledi işte belki birinci, ikinci, üçüncü çocuk olmaya başladı. Evrildiği noktada ne oluyor? Şimdi bir dakika buradaki süreleri de bir anlatayım. Kartlarım yine karıştı burada. Anlatmayayım diye kartları karıştırıyorlar. Bu arada gördüğünüz gibi zaten gamhat, elmas, dare, elmas ve ee şöyle göstereyim. Daha rahat görürsünüz şu şekilde hepsi elmastır. Gördünüz mü? Yani şans, bolluk, bereket. Hep yeni, sürekli yeni bir iş yapalım. O işi de kuralım. Bir de 10 tane e, öyle aptalca e, şey yaparlar ki bunun da farkında değildi. Çünkü bu böyle bir sahtekar melankoliğin etkisinde olduğu için hani o ağzına bir şey çıkıyor bu tamam yapalım diye sorgulamadığı için nasıl evlilik teklif etti bu evet dedi hiç bakmadı bu kim ya ben bununla evlenmek istiyorum yani bu niye istiyor bir kadın bana niye evlilik teklifi de erkek olan benim ben evlilik teklif ettiğim diye bile sorgulamadan evet deyip nikah dairesine kız edasıyla oturduğu için ve halen bir kız edası çalıştırdığı için o yüzden zaten dişil enerjide olduğu için işte siz bu tekamülü bu şekilde yaşıyorsunuz ilahi sistemde baskı yapıyor diyor ki yani diyor ki hani neyin ne, neyin şeyini yapıyorsun sen? Erilsin, erkeksin. Eril enerjiyi ben e, kas vermişim, güç vermişim. Fiziki güç ki dünya planına hizmet etsin, hani çalışsın. Eyleme geçsin, yapsın, etsin. Hani toprağa kazsın, tohumu eksin. Çıkan tohumu, e, hasadı toplasın. Onu çarşı pazara götürüp satsın. Yani sen bunun için yarattın der. hani. Kadın gibi otur diye değil, kadın yapacağı işi erkek yapsın diye bekle diye seni yaratmadım. Bu kadar bile kafası çalışmaz. Hani bu anlamda hiç kafası çalışmaz. Çok enteresandır. Ee, halbuki sizin diğer yarınız değil mi? Nasıl salak ola, olası ki? Yani niye olasın hani sen? Yani sizin diğer yarınız olarak yaratılmıştır. Geleceğim ona da. Velhası. Şimdi bu böyle evlendi. işte birazcık 3-5 yıl geçti. Çocuk olmuş zaten bu arada. Mutlaka en azından bir çocuğu, belki ikizleri, belki işte bir iki çocuğu e, olmuştur. Ve dolayısıyla nedir? Bu şimdi Dastar'ın Gamhat'ı elinde tutmak için, Dara'yı elinde tutmak için enerji çalıştırır. Yani şimdi bu Gamhat enerjisini... ...toyluk enerjisine girdiği zaman... ...bu da atemdev enerjisine giriyor ki... ...o başkasına dışarıya gitmesi, ...hani dışarıda aradığını benimle yapsın diye... ...şimdi anladınız mı... ...enerjiler nasıl evriliyor... ...neden bir e, midanız... 10 tane enerji çalıştırıyor... ...şimdi anladınız mı... ...şimdi peki bu iş adamına soyundu... ...iş, para, fırsat, kariyer, başlangıç... ...işte o işte, yapan bu işte... ...zaten bu da hani şeydir... ...hiç özgür, değil, özgür olduğunu düşünüyor... ...kendisi çok özgür ya çok cin fikirli akıllı olduğunu zannediyor. Bir de bir işi açıyor o iş daha sonlanmadan ikinci bir iş açmak istiyor. Daha sonlanmadan üçüncü iş o gidiyor mu bu gidiyor mu kalkacağız mı altından olacak mı doğru oldu mu buna da bakmıyor. Ve dolayısıyla ne oluyor şimdi bu özgür ruh o böcek bu böcek benim deyince bu da atendefa defa enerjisine çünkü bu da eştir zaten evlendiler ya askerden geldi. Tattaret'ten biraz daha sıyrıldı. Daha kadınsı artık. E belki de şey çocuk da oldu. Gamhat ne zaman dışarıya açılmaya başlasa bu bunu hissediyor. Niye? Çünkü enerji dayıyor. Hep kendisine olsun istiyor ya. O bilmiyor. Dolayısıyla bu sefer bu da onu elinde tut dışarıya gitmesin diye bununla bağlıyor. Derken iş olay para fırsat başlangıç yeni iş projeleri beraber işte belki size dedi ki biz beraber bir iş projesi kuralım dedi. Buna da der ki Dare sen hep şüphe ediyorsun da etrafındaki bütün dünyadan şüphe etti. Hani fakat asıl yanındakinden etmen gerekiyordu. Onun yüzüne bir baksan o peçenin altında seni an be an takip eder. Ve sen bilmiyorsun ki onun yüzünden hinlik akar ve sen bunu nasıl anlamazsın? Anlamaman mümkün değil. Ya çok aptalsın ya da anlıyorsun anlamamazlar veriyorsun denilir Dastar için. Velhasıl tabi Gamhat, Atemdeva, Dastar ve dare ne oldu? Şöyle baktığınızda bunlar ne oldu? Hepsi elmas enerjisi. Yani dertleri bu. Ve aynı amaca hizmet ediyorlar. Bunlar da abanoz. Şimdi geleceğim ona. Turan neredesin? Turan alayım şimdi. Turan nereye sakla? Hep maskelidir zaten. Onun için saklanmıştır. Ha burada. Sahtekarın önde gideni ama aşık oldu mu o kadına birden aşık olur. Onu da ayrı ayrı hepsine de ev açarım der. Bu da öyle bir ruh hastası. Çünkü bunun ruh hasta eşi. Çünkü bu melankoliye bağladığında buna abanozu da yatıyor. Bu da onun gibi oluyor. Bu dişil oluyor da dişil oluyor. Dişil dişili istemiyor. Bu erilliğini ortaya koyduğunda bu eril oluyor. Eril erille çarpışıyor. <laughs> Ve bir türlü bunlar anlaşamıyorlar sevgili canlar. Şimdi burada aynen bunu de kapatacağım. Devam ediyorum.